Selam millet, Hardware Plus'a hoş geldiniz. Herkesin büyük bir merakla beklediği Lenovo P2 pil testiyle birlikteyiz. Pil testine geçmeden önce size küçük bir bilgilendirme notu vereceğim. Arkadaşlar, bu cihaz bize geldi. Biliyorsunuz çok uzun zamandan beri cihaz bende ve pil testini bitirmeye çalışıyorum. Sosyal medyadan da ya da başka videolarımızın altında da soruyorsunuz. Hepinize cevap veriyorum. Bu kadar uzun sürmesinin en büyük nedeni tam biz pil testi yaparken ilk pil testini bitirdiğim zaman cihazın Nuga güncellemesi alması oldu arkadaşlar. Sizinle paylaşacağım sonuçlar Nuga güncellemesinden sonra cihazın pil testinden elde ettiği sonuçlar. Hemen bir parantez açalım. Şeyi biliyorum. Birçoğunuz güncelleme öncesi sonuçların ne olduğunu merak ediyorsunuz. Açıkça söylemek gerekirse çok majör bir fark yok arkadaşlar. O testi bitirmiştim. Ama onu da ayrıca bir video olarak yayınlamaya gerek görmüyorum. Size şöyle söyleyeyim. Bu 5000 mAh pile sahip olan bir telefon olduğu için yüzdesel bazda neredeyse hiçbir fark yok. Şey bazındaysa, dakikasal bazdaysa Nuga güncellemesi alsın almasın 1-2 dakikalık farklarımız var test sonuçlarında. O yüzden ben size artık bu saatten sonra Lenovo P2 alacaksınız, zaten Nuga'ya güncellersiniz, sahipseniz de zaten güncellemişsinizdir diye varsaydığım için Lenovo P2'nin Nuga güncellemesiyle elde ettiği, Nuga güncellemesi sonrasında elde ettiği sonuçları paylaşıyor olacağım. Her zaman yaptığımız gibi arkadaşlar, Lenovo P2'yi de kendi kutusundan çıkan şarj cihazıyla şarj ettim. Tabii buna şarj cihazı yerine şarj zille falan demek lazım. Yani hani büyük bir cihaz ve kuvvetli bir cihaz. Ama 5000 mAh'lik pili de başka bir adaptörle şarj etsek zaten, yani kutusundan başka bir adaptör çıksa yıllarca sürebilirdi. Abartıyorum tabii. Çok daha uzun sürebilirdi şeyi. İstiyorsanız bu ön bilgilendirmeden sonra hemen hızlıca pil testinden Lenovo P2'nin nasıl sonuçlar aldığına geçelim. P2'nin 5000 mAh'lik pilini ilk şeyimizde, ne derler, testimizde 3 Nisan Pazartesi günü saat 12.58'de %1 ile başladık arkadaşlar doldurmaya. 13.32'de tam yarım saat sonra %31'e ulaştı. Yani ilk yarım saatte %30 doldu. 13.58'de ilk bir saatte %66'ya ulaştı. 13.28'de %90, 14.28'de %90, 14.43'de %96, 14.54'de %100'e ulaştı. Bu da demektir ki 12.58'de başladığımız pil %1 ile 14.54'de %100'e ulaştı. 1 saat 50 dakika yapıyor arkadaşlar. Toplamda da 116 dakika yapıyor. İkinci dolum testimizi 11 Nisan Salı günü yaptık. 13.42'de %1 ile başladık. 14.42'de %65, 15.12'de %90, 15.22'de %94, 15.26'da %95, 15.41'de %100'e ulaşacak arkadaşlar. Yani 1 saat 59 dakika, o da toplamda 119 dakika yapıyor. Biliyorsunuz ben bu tarz durumlarda 1 dakika bile fark olsa kötü olan sonucu alıyorum. Kötü olan sonucumuz da şimdi 119 dakika. İyi olan sonucumuz da 116 dakika. Yani 5000 mAh'de aslında 3 dakika hiçbir şey ifade etmiyor. Neredeyse birbirinin aynı süreçler. 119 dakikayı aldığım zaman da Lenovo P2'nin 5000 mAh'lik pilinin kendi şarj zillesiyle dakikada ortalama 42 mAh dolduğunu söyleyebilirim size. Dolma testinden hemen sonra biliyorsunuz boşalma testini yapıyoruz. Orada da şöyle sonuçlara ulaştım. İlk testi arkadaşlar 2 Nisan Pazartesi günü 14.54'te yaptım ve %100'de başladım biliyorsunuz. 3 Nisan Salı günü 14.52'de sonuca baktığım zaman %97'ye inmişti. %3 azalmıştı. Sonra 4 Nisan Salı günü 23.51'de yaptım şeyi, ne derler, %100'de ekran görüntüsünü aldım. 5 Nisan Salı günü de 23.52'de 1 dakika gecikmeli, yani 24 saat 1 dakika sonra kaçırdım orada ekran görüntüsü almayı, %97'ye düştü. Yine %3'e düştü. Bu da demektir ki Lenovo P9'un 5000 mAh'lik pili 24 saat boyunca kullanılmadan masaüstü durduğu anda sadece %3 pil harcıyor. O da 150 mAh'e denk düşüyor arkadaşlar. Pil testimizin hepinizin bildiği gibi 3. basamağı PC Mark skorları. Yani mekanik bir şey kullanıyoruz. Benchmark yazılımı kullanıyoruz. PC Mark'ı kullanıyoruz. Bu ekran görüntüsünde sizin de gördüğünüz gibi 2 sonuç aldık. 15 saat 50 dakika ve 15 saat 24 dakikalık pil testi süreliğine ulaştık. Ben hvp.com.tr/piltesti adresinde burada da kötü olanı 15 saat 24 dakikayı. Kaç dakika kötü? 26 dakika kötü olanı aldım.
Pil testimizin konusu değil ama biliyorsunuz PC Mark'tan overall aldığı skoru da sizinle paylaşıyorum. İki kere benchmark yazılımını çalıştırdım. Birinde 5157 puan, diğerinde de 5186 puan aldı. Bunlar da birbirine çok yakın puanlar. Burada da 5157 puanı kullanıyor olacağım. Karşılaştırma tablomuzda. hvp.com.tr/piltest adresine ulaşabileceğiniz karşılaştırma tablomuzda. Pil testimizin dördüncü basamağı video arkadaşlar. Biliyorsunuz 20 dakikalık bir benchmark videomuz var. Siz de o videoyu kanaldan indirebilirsiniz. O videoyu indiriyoruz ve ses sonuna kadar açıp, parlaklık sonuna kadar açıp ve yatay ekranda o videoyu izliyoruz. İki farklı zaman diliminde izledim. Hep her zaman yaptığım gibi. Birinde %98'e düştü arkadaşlar şey oranı, pil oranı. Diğerinde %97'ye düştü. Kötü olanı alıyorum standart olarak. %97, yani 20 dakikalık bir dizi seyrettiğimiz zaman %3 pilinden şey kaybediyor, değer kaybediyor diye hesaplıyorum. 5000 miliamperlik bir pilde de %3, 150 miliampere de, affedersiniz, 150 miliampere denk düşüyor. Pil testimizin son şeyi de, son aşaması ise oyun, biliyorsunuz. Doğuş 20 dakika boyunca parlaklık sonuna kadar açık, ses sonuna kadar açık, Hearthstone oynuyor. Yine iki farklı zaman diliminde oynadık oyunu. İlk oynadığımızda %96'ya düştü pilimiz %100'den. İkinci oynadığımızda %97'ye düştü. Kötü olanı %4'ü alıyorum. 200 miliampere denk düşüyor. Sizden ricam bu değerleri tek başına şey olarak kabul etmemeniz, baz olarak kabul etmemeniz ve hvp.com.tr/piltest adresine giderek bu değerlerle diğer telefonların aldığı değerleri hem yüzdelik bazda hem de miliamper bazında karşılaştırıyor olmanız. Ancak öyle doğru bir şeye, sonuca ulaşabilirsiniz. Bana soracak olursanız da kişisel fikrim de aynen Zenfone 3'te söylediğim gibi Lenovo P2'nin de pil tüketimi anlamında çok stabil bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Değerleri ortada zaten. Birbirine çok yakın boşalma, çok yakın pil harcama ve neredeyse birbirinin aynı bu şarj cihazıyla dolma süresine sahibiz. Yani Lenovo P2 5000 miliamperlik pile sahip olduğu için güçlü bir cihaz. Pil tasarrufunda da, pil kullanım oranlarında da gayet tasarruflu bir cihaz şeyi veriyor, sinyali veriyor. Bir sonraki pil testi videomuzun açıkça söylemek gerekirse şu anda hangisi olduğunu bilmiyorum. Ofise bu zamanlarda çok fazla şey gelmiyor, ne derler, telefon gelmiyor. Ama büyük bir ihtimalle işte Samsung'un S8'i, S8 Edge ile ya da işte arada bir iki telefondan sonra S8, S8 Edge ile falan yolumuza devam ediyor oluruz. Bugün 13 Nisan, 21 Nisan'da telefon satışa başlanacak. Tahminimce bize 21 Nisan'dan daha önce gelecek. Bir sonraki pil testi videomuzda görüşürüz. O güne kadar kendinize iyi bakın.